Evet, sıradaki tanığı alabiliriz. Bize kendinizi tanıtır mısınız? Tabii, ben uzman psikolog Handan Çetinkaya. Metehan Demirkıran'la ne zaman tanıştınız? 6 yıl önce gelmişti bana. Yanında annesi Zümrüt Demirkıran da vardı. Hangi sebeple gelmişti? Okulda bir kavgaya karışmış, hatta ceza da almış. Saldırgan ve kavgacı tavırları yüzünden yardım almaya gelmişti. Terapi işe yaramamış galiba, ne dersiniz? İtiraz ediyorum Sayın Hakim. Yorum katılıyor. Evet, kabul edildi. Soru sorarak ilerleyelim avukat hanım. Yorum yapmayalım. Görüşmelerimiz eğer devam etseydi olumlu bir sonuç alabilirdik aslında. Ama Metehan yarım bıraktı. Ayrıca bir seans sırasında da... Evet, seans sırasında ne oldu? Metehan bana saldırdı. Size saldırdı. Yani şiddet mi uyguladı? Evet. Sonra da bir daha gelmedi. Nasıl bir şiddet uyguladı size? Boğazımı sıktı. Boğazınızı sıktı. Nasıl kurtuldunuz peki? Bir süre sonra bıraktı. Ama tabii oldukça kötü bir anda diyebilirim. Tahmin ediyorum. Size neden saldırdı peki? Sorduğum bir sorudan rahatsız olmuştu. Ne sordunuz? Babanın seni yetersiz gördüğünü mü düşünüyorsun diye sormuştum. Ama bu kadar yüksek bir tepki vereceğini hiç tahmin etmemiştim. Sizi öldürebilir miydi orada Metehan? Evet. Yani Metehan çok kızdığı zaman birini öldürebilir mi? İtiraz ediyorum. Soruya cevap verin lütfen. Biz Metehan'la sadece birkaç seans bir aradaydık. Ama Metehan'ın tepkileri çok yüksekti. Ancak buna yüksek ihtimalle diyebilirim. Teşekkür ederim. Başka sorum yok. Evet, teşekkür ederim. Altı yıl önce olan bir olaydan bahsediyoruz. Metehan Demirkıran'la daha sonra görüştünüz mü? Hayır, bu olaydan sonra hiç görüşmedim. Son halini bilmiyorsunuz o halde. 6 yıl önceki görüşünüze bakarak bugün için karar vermeniz ne kadar etik? İtiraz ediyorum. Kesin bir karar vermedi, sadece ihtimallerden bahsetti. Evet, kabul edildi. Soruyu değiştirin lütfen. Bugün için Metehan Demirkıran hala şiddete eğilimlidir diyebilir misiniz? Metehan Demirkıran bana geldiğinde ciddi şiddet eğilimi ve öfke kontrolü sorunu vardı. Eğer bu yönde bir tedavi gerçekleşmediyse maalesef iyileşmesi düşük bir oran. Başka sorum yok Sayın Hakim. Evet, teşekkür ederiz. Bu kadar yeterli. Sıradaki tanık gelsin. Sayın Hakim, Serhat Soylu, Metehan tarafından öldüresiye dövülmüş biri. Serhat, bize anlatır mısın nasıl başladı kavga? Ben kız arkadaşımla yolda yürüyordum. Karşıdan Metehan ve iki arkadaşı geliyordu. Arkadaşlarından bir tanesi kız arkadaşıma laf attı. Kız arkadaşım da reziller dedi. Sen bir şey söyledin mi? Ben bulaşma serserilere dedim. Sonra? Ondan sonra Metehan bize hakaret etmeye başladı. Biz cevap vermedik, uzaklaşmaya çalıştık.
ama bizi durdurdu. Önümüze geçti. Beni omzumdan itti. Karşılık verdin mi? Ben konuşmaya çalıştım ama karşımda konuşacak bir insan yokmuş maalesef. İlk kim vurdu? O tabii ki. Ben kendimi korumaya çalıştım. Karşılık vermeye fırsat kalmadı. Arkadaşları kollarımdan tuttu. Metehan da... Evet. Evet, Metehan ne yaptı? Bana arka arkaya yumruk attı. Döndü arabasından levye aldı. Bacaklarımı kırılana kadar vurdu. Ne kadar tanıdık, öyle değil mi? İtiraz ediyorum Sayın Hakim. Yorum katılıyor. Reddedildi. Devam edin lütfen. Metehan seni dövmeyi ne zaman bıraktı? Bilincim kaybolana kadar vurdu. Acıdan bayılmışım. Gözlerimi açtığımda hastanedeydim. Vücudunda nasıl bir kalıcı hasar oluştu? Sol ayağımda 4 tane kırık olduğu için platin takıldı. Yürürken aksaklık kaldı. O da geçmiyor. Ama asıl psikolojik olarak hasar kaldı. Geceleri sıçrayarak uyanıyorum. Korkudan derin dereden çıkamıyorum. Nereden? Derin dereden mi? Sen Cuma'yı tanıyor musun? Evet, tanıyordum. Aynı mahalledeniz. Ama benim olayım daha önce. Anlaşıldı. Aynı mahalleden arkadaştır. Sayın Hakim, bu bir şey değiştirmez. Sonuçta öldüresiye dövülmüş. Bu Cuma'nın cinayet davası. O da mahalleden arkadaşı. Evet, anlaşıldı. Evet, duruşmaya yarına kadar ara veriyoruz.